Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu arkadaşlar niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de öncelikle arkadaşlar aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bir kolektif açılımı. Hepimizin birbirinden farklı hem sınandığı konular hem yaraları var. Siz kendi yüreğinizdeki neyse ona niyetlenin arkadaşlar. Uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun. ve Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip şimdi sizinle de paylaşıyor olacağım görselleri. Ve bakalım neler söylüyor fincan bize. Tabii ki de gördüklerimi size rehberlik etmeye çalışacağım. Hele ki geçmiş tarafınızda varsa bir şeylerse o zamanlarda yaşanılanlar bir insanın zihninde mutlaka oluyor ve ben bununla alakalı da gördüklerimi size rehberlik etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İki tane fil var. İkisi de kısmetli anlamına gelir. E, hali hazırda bir yolun başında duruyorlar bu filler. E, yani şu geçmiş zaman, son zamanlar diyelim hatta buna. İki tane filin yan yana durduğunu ve bu fillerin de böyle iki iki seçenek arasında mı kaldınız siz? İki tane teklif geldi, aynı anda geldi. İki tane seçenek arasında kaldınız. Durdu, durdu, turnayı gözünden vurdu ama ikisi de aynı anda oldu. Yani bugüne kadar yok yani yok varken hepiniz aynı anda Bazen sevgili durumları öyle olur ya. İlgilenen teklif yoktur, sevgili aday yoktur, yoktur böyle birden hepsi birden çıkar. Durdular, durdular, hepsi aynı denk geldiler dersin. Biraz öyle bir süreciniz olmuş sizin. Bununla ilgili ya iki kere gittiniz yola ya iki seçenek arasında kaldınız ama ikisi de birbirinin hayırlı gibi görünüyor. Ben burada net birisiyle el anlaşması görüyorum arkadaşlar. Biri de arkanızdan baka kalıyor. Yani şimdi geçmiş şurada bir aylık zamandan bahsediyor. Hani onun öncesinde bir şeyler hep sallantıdaymış. Sıkıntı etmişsiniz artık yeter dediğiniz noktadasınız. Özellikle bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Hatta şöyle oluyor. Biriyle el, el tokalaşıyorsunuz da el tokalaşmadığınızda aklınız kalıyor gibi. Arkanızdakine bakıyor gibisiniz. Şimdi bir kurt çıkmış oluyor. İki kişinin üstüne. Yani bir partnerin üzerinde konuşan, uluyan bir kurt. Uyanıklık yapıyor. bir şekilde bu ikili hakkında bir şeyler taşıyorlar. Bu ikili de iş arkadaşı olsun, partner olsun. Sizsiniz yanı başınızdaki insandan bahsediyor. Birileri böyle artık hani şey olmuş. Orada huzurunuz kalmamış. Suyu kaynamış derler ya. Bir şekilde bir, bir huzur kaçırma durumu yaşanmış. Ee, bir anlaşma da yapmışsınız arkadaşlar. Yapmamışsanız şuradaki 10 gün içerisinde eli kulağında yapılıyor. Bu anlaşma yapılacak diyor bu görsel bana. Bugününüzde gördüğüm için de ya dün yaptınız. Geçen hafta yaptınız. 3 saate yaptınız. Bugün yapacaksınız. Yani bu Bugün ayın biri itibariyle bir işe başlanılıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Ağustos ayı sizin için artık bir şeye başlanmışlık enerjisi veriyor. Derseniz ki yok daha başlamadım. Eli kulağında bu anlaşmanın derim. Böyle sizi bir ee, ah o sporun adını unuttum ben. Bir tahta sopaya aa şimdi aklıma gelmiyor. Hani hatta rahmetlinin de bir filmi var. Böyle bir uzun atlama mıydı onun adı? Bir şeydi. Sırıkla atlama mıydı? Bir şeyle atlama. Bir, 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 zemin var. Zemin sizi şöyle tutuyor bakın. Bu böyle fırlatacakmış gibi ileriye. Gördünüz mü şunu? Böyle tutuyor sizi. Bu bir arabanız. Bu sizin yeni e, işiniz. Taşındığınız, karar verdiğiniz, yeni hayata merhaba dediğiniz bir şey. Bunu böyle alıp böyle o sanki sizi şuraya ışınlayacaklarmış gibi. Muhtemelen herkes anladı. Benim dilimin ucunda Hatırlayamıyorum. Atasporumuzdu. Onu hatırlıyorum. Ama bir şey. Sırıkla atlama, uzun atlama gibi bir şeydi arkadaşlar. Ee, şimdi bir koç. Adak mı adadınız? Ee, bir e, şu iş şöyle olursa ah bu iş böyle olsa. Şimdi Geçenlerde bir yorum okudum. Ee, evi olmaz diye çok üzülürmüş bir arkadaşımızın. Ben de evden bahsediyormuş. O da gönülden niyetlenmiş. Son zamanlarda da böyle evle ilgili bir Yorumlarım üst üste gelmiş. Bu enerjisel bir şey olduğu için bazen mesela ev almaya gösteriyor. Ben 3 gün ev alma görselleri görüyorum. Hani bu biraz dönemin de enerjisi belki de bilemiyorum ama bir şekilde öyle bir ana denk gelip arkadaşımız yeni evinde bizleri dinliyormuş şu an. Yani inanılmaz sevindim. Biraz o misal sanki sizin bir şeylere böyle artık sıkılıp ışınlanmak istediğiniz bir süreç var. Bu da böyle bir 15 gün geçse. Şu gözümü kapatsam, uyusam da uyandığımda 15 gün geçmiş olsa diyeceğiniz bir sürece ışınlanısınız var. 8. harf ne kadar güzel vesaire diyor ama hani şey gibi hmm. sonsuzluk ifadesi var. Ama virgül var arkadaşlar bu işte. Bu daha başlangıç yani sizin için. Siz nasıl bir geçmiş yaşadınız? Ne gibi evrelerden geçtiğiniz Kaç zamandır bekliyorsunuz? Geçmiş çok bir delemedim. Ama burada ışınlanınız. Yani ışınlanasınız, Özellikle geleceğe koşasınız. Böyle bir an önce şu Ağustos'u bitireyim ben dediğiniz bir süreç. Çünkü Ağustos ayında bu bir başlangıç. Sonsuzluk ifadesini üç görüyorum. Şurada var, şurada var, şurada var. Hatta bir S gibi çıkmış. Sanki iyilerin içinde kötülük, kötülerin içinde iyilik şöyle duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada çok net şunu söyleyebilirim size: sizin aşınacak olduğunuz konu özellikle Ağustos itibariyle size çok daha güzel kapılar açacak. Şimdi işinin resmiyeti var mı bilemiyorum tabii ama imza belge, sözleşme, anlaşma durumlarınızın olduğunu. Bunu da Ağustos ve Eylül sonuna kadar yaşayacak olduğunuz çıkmış. İlk iki aylık süreciniz burada o kadar çok net yansıtmış ki arkadaşlar. Hiç detay yani şey yapmayacağım böyle. Ee, hatta bazen arkadaşlarımız yine bir yorumda katasım geldi arkadaşlar. Bu falda da enerjim böyle demek. Ya Buket Hanım daha işte Haziran'dayız Ocak dediniz. Ağustos'tayız Kasım dediniz falan gibi böyle bir yorumlar geliyor. Şunu demek istiyorum burada enerji neyse o oluyor. Burada da ilk iki aylık sürecinizde çok net ayna gibi yansıtmış. Şimdi dişinizi sıktığınız bir konudasınız. Sonsuzluk ifadesini dördüncüye gördüm. Bu güzel bir şey. Sizin artık kalıcı adımlar atmak istediğinizden bahsediyor. Özellikle iki kişi bakın sanki böyle gelinliğin kuyruğu çok uzunmuş da maddiyat anlamında gücünü çok yerine almış da bir adamla beraber karşılıklıymışsınız gibi görünüyorsunuz burada. Yani benim e, or, hatta ortada bir anahtar var. Ben evlilik teklif ediyorum evlenir misin? Yani burada bir evlilik teklifi olabilir. Birlikte yaşamak, yaşlanmak istiyor olabilir bir erkek bir kadınla. Şimdi diyeceksiniz ki şu yaştayım ben de mümkün mü? Bu sizin evladınızın, torununuzun evlilik teklifi haberi midir bilmiyorum. Ama Eylül itibariyle iki kişinin ev üzerine kurulu bir konuşma yaptığını görüyorum. Diyeceksiniz ki ben evliyim. Evet tam olarak karı kocasınızdır bile belki de. Burada kadının parasal olarak çok fazla yükünü aldığı, e, parayla ilgili kaygılarını geride bırakıp da adamla ilgili böyle bir adım attığı bir süreciniz olmuş gibi çıkıyor. A harfi görüyorum. Siz Eylül ayında ailelerle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Eylül'ün sonunda bir yurt dışı, bir uzak yol düşünceniz var mı? Tatil gitti bitti. Buket Hanım gitmedik. Ne Eylül'ü Eylül'de biz <laughs> denize mi gideceğiz tatile? Yok, Eylül bitimi zaten bu iş yeriyle bağlantısı olan uzak yolculuk diyebiliriz. Ha uzak mesafeden geleniniz mi olur? Ama bu aileler tanışması ve bir çiftin gerçekten anahtar üzerine konuşması, belki memleketteki bir konuyla alakalı haber beklenilir ve hani orayı satsak, dev alsak gibi planlarınız vardır. Onu bilemiyorum. Ama ben size çok net bir şekilde ışınlanmak istediğiniz noktada Ağustos'u hızlı yaşayacağınızı, hayırlı sonuçlar vereceğini, parasal konuda güçleneceğinizi, özellikle Ağustos'tan sonra Eylül'de aşk hayatınıza girdiğinizi, yani aşk artık sizin hayatınızın ortalarında. Dolayısıyla aile fertlerinin kalabalık oluşu ve Eylül sonunda da bir yolla beraber ya beklediğinizin geleceği ya sizin gideceğiniz bilmiyorum hızlı evlilik acaba ışınlanasınız var ya acaba kariyer hayatınızda durduruyordunuz durduruyordunuz da e, yıldırım nikahı ama bu bunu mu demek çok ani hayatınızda hızlı gelişmeler var aldığım enerji hep bu böyle koşa koşa yaşayacakmışsınız gibi çünkü beklenmişlik ve bastırılmışlık var burada bir türlü olamamışlık var oldu bitti haydi artık deyip böyle Koşarak halletmek isteyişiniz var. Şimdi işin resmiyeti var mı az önce demiştim. Ve bu yola da bağlandığı için Eylül sonunda acaba resmi işlerinizden dolayı mı yola gitmeniz gerekir. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Yoksa bu imza belge, kağıt vesaire bir atama, tayin aldınız, karı koca gittiniz, tayininiz çıktı, istediğiniz yerdesiniz. Hızlandırılmış bir zaman dilimi sonrasında artık yuvanızı kurar, önünüze mi bakarsınız? İnanın kolektif falı olunca bir şeyi tek başına adlandırmakta zorlanıyorum. Enerjisini yansıttım size. Siz kendi hayatınıza uyumlananları alacaksınız elbette ki. Şimdi en az sizin kadar sallamak düşüyor bana da. Tabii ki de kaderini asla etkilemeyeceğim şekilde sallıyorum böyle. Bunların çünkü düşesi vardı. Artık tabii sürekli baktığım için sabah akşam bu düşer bu kalır diye <laughs> azıcık anlıyorum arkadaşlar. Bu biraz biraz daha düşecek. Bu da şey desteklerle ağır ağır attınız, atacaksınız. Çünkü çok uzamış zaman dilimi. Sizin hayatınızda bir şeyler çok uzamış. Çok uzadığı için de acaba yine mi uzayacak yoksa olmaz mı falan gibi düşünceleriniz var arkadaşlar sizin. Uzamayacak. İçinizi rahat tutun. Artık geçmişte kalmış. Kocaeli parasal diyor ki zaten Tam da az önce de dediğim gibi bir kadın özellikle parasal konuyla alakalı ya birikimini yapmış oluyor ya da adamdan o birikimi temin etmek istiyor. Bir şekilde bu ikili birleşirler. Gördüğünüz üzere yine Gaga, Gaga'ya gaga verilmiş. Yine burada aile kalabalığının görselleri var. Burada da tek düze gidecek, güzel gelecek, vaat edecek bir ilişki mesajı da var. Bu kalabalık bana kalsa düğün dernek diyeceksiniz ki kışın, kış kış düğün mü yapılır? Bana kalsa nikah da olur. Burada bir aile tanışması var bilmiyorum. Ama benim anladığım söz olur, nişan olur yani isteme olur, tanışma olur. Nikahtır sadece. iki kişi güç birleştirmiş ve önlerine gelecek olarak bakıyorlar. Şimdi buradaki gayet güzel bir kalp olmakla beraber şu kalabalık, aşk kalabalığı, hane kalabalığına eş zamanlıymış gibi. Yani burada sıkıntı görmediğim için ailesel konularda var olan sıkıntılarınız olduysa bile geçmiş. Artık Hani böyle amca gelir, dayı gelir, teyze gelir, hala gelir ama sizin evliliğinize, düğününüze, mücadelenizdeki e, o kazanın sonrasında güzel günleriniz de gelir arkadaşlar. Tek düze gideceksen meraklanma diyor yani. Bu ilişki sizi geleceğe taşır. Ben düğün dernek gördüm. Hayırlı uğurlu olur umarım. Belki evladınızındır onu bilemem. Kime niyetlendiyseniz tabii ki de dediğim gibi birbirimizden farklı niyetlere sahibiz. Çok da konuşulursunuz bu arada. Umduğunuzdan hızlı olacak bazı şeyler ve umduğunuzdan kalabalık olacak bazı şeyler. Şurası sadece konuşmaydı sildim. Af buyurun. Sadece dedikoduydu arkadaşlar. O da şey... İnsanlar sizin hayatınızda sahip olduklarınızda özeniyorlar. Bak bak düğün yapmışlar, dernek yapmış. 50 yaşında insan düğün yapmış. Sana ne? İstersen 40 gün 40 gece yapar. Değil mi? İkinci baharımı yaşayacağım izin verirseniz. <laughs> ben sizin yerinize oradakilere cevap vermiş oldum. Şurayı o yüzden sildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşle ilgili de önümüz açık. Ben bakın yine resmiyet var. Ben burada bir uzak yolculuktan gelen ya siz yurt dışı bağlantısı olan bir şirkete geçiş yapacaksınız. O yol vardı. Burada da o imza devam ediyormuş gibi. Ve burada lider gibi de devam ediyorsunuz ama önü açık. Bir engel, bir kişi, bir ambargo da görmüyorum. O yüzden de diyorum ki sizin dosyalarınız, hesaplaşmalarınız ya da almanız gereken para, miras, miras diyorum, meblağ. burada iş yerinde hak kazanım var. E, maaşınızın karşılığını alırsınız. Yurt dışı bağlantılı olan bir işe giderseniz gittiğiniz takdirde de farkı alacaksınızdır. İmzalarınız var. Yönetici mi olacaksınız demek. Ben en son özel bakımımda yönetici yani imza göre... <laughs> avukat gibisiniz demiştim. Evet avukatım demiştim. Biraz o misal. Yani çok imza atacağınız bir iş yerinizde olabilir. Hani belki de size acaba buradan şey mi? Görev, sorumluluk mu veriyorlar? Yani sizin artık zaten yetkiniz imza atmak müdür olduğunuz o yüzden imzasız belki de başka kimse bir şey yapamayacağı için sizin imzanızdır belki de ama resmi imzalı bir yerde ve önünüzün açık olduğunu gördüğüm bir iş yeriniz var diyebilirim ve görebildiklerim bu kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum enerjinize sağlık arkadaşlar ben her sabah ve her akşam olmak üzere iki ayrı bakımla karşınızdayım enerjinize sağlık her şeyden önce ee, tabii ki de ben buradaki en son konuşmalarım toplu teşekkür oluyor. Çünkü sizlerin yorumlarınızı okuyorum. Tek tek dönebilecek de fırsatım maalesef olmuyor. Astroloji eğitimi de alıyorum bu esnada. Tabii ki de hayat mücadelesi hepimiz kadar bizlerde doluyor arkadaşlar. O yüzden burada hepinize toplu teşekkürüm olsun isterim zaten her gün ilk gün itibariyle de olduğu gibi burada yorumlarıma da devam ediyorum mutlaka. Teşekkürlerime Buket Hanım ne diyorsunuz acaba dedi, diyen arkadaşlarımız da vardır. ilk dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Falan bittikten sonra biz burada büyük bir ailem oldu benim. Hepinize sağ olun. Gerçekten enerjinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun o yüzden ben bu alanda da konuşmayı çok seviyorum. Kendi hayatımda şifa bulduğum düşünce tarzlarımı sizlerle paylaşıyorum. dönüşlerinizde okuyorum arkadaşlar. Uygulayıp da şifa bulanınız da çok olmuş. Ne mutlu bana diyorum. Ben burada amacım ulaşmış oluyorum. Tabii ki de verdiğim bir emek var. Burada sizlerin beğenileri ve yorumlarıyla karşı yani bu sizin dönüşünüz bu oluyor arkadaşlar bana. Beğenileriniz ve yorumlarınız olduğu takdirde beni desteklemiş oluyorsunuz. O yüzden desteğinize sağlık gerçekten. Yani en yakınlarımızdan darbe alıp diyorum ama belki de çok tanımadıklarımız da bize darbelemiş olabilir. Bugün hangi e, hançer sırtımızda kim tarafından geldi bilemem ama bugünkü sınavınız varsa bilin ki umudunuz yarınlardan yitirilmemizli. Yani bu kapı kapanıyorsa bir kapı açılıyor. E, bazen bugüne şer diyoruz bir bakıyoruz ki çok güzel bir şey de vesile olabiliyor. Bunu da biz ancak yarın gösterebiliyor. O yüzden umudunuz yarınlardan yitirilmeyin. Hayat boyunca arkadaşlar sınavımız hep devam edecek ne olduğum değil ne olacağım demeliyiz. Dünkü mücadelemiz ne? Bugün neyle mücadele ediyoruz? Yarın ne bekliyor bilmiyoruz. O yüzden umudumuz hep yarınlardan yana olmalı. Ki bugünkü yaralarımız, hançerlerimizin sebep kişiler kimlerse bunlara da. E, beddua etmeyin derim. ve onların enerjisine bulaşmayın derim. Çünkü evren siz onlara beddua ettiğiniz için karşılığını verecek değil. Zaten karşılığını verecek. Siz bulaşmayın diyorum sadece. Çünkü bir insan olup buna siz de dahilsiniz. Yani hepimiz İnsanoğlu olarak bir insanın ağzına o büyük kelime çıktıysa onu yaşayacak. Beddua da buna benziyor bana göre benim nezlimde e, ve de yapılan kötülükler zaten evren tarafından e, ilahi adalet karşılığını veriyor arkadaşlar siz içinizi rahat tutun. O yüzden bedduadan ziyade siz kalbi güzellerden olun diyorum karşılığını hemen alanlardan olun diyorum. Bugünlük benden bu kadar psikolojik sağlıkla beraber sağlığınıza dikkat edin. Malum süreçlerimiz. Tabii ki de umudunuzu yarınlardan yitirme ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.